Şimdiki testimiz ise Wilcox'un işaretli sıralar toplamı testi. Bu test, bağımlı örneklem T testinin non-parametrik karşılığı. Gene non-parametrik testler için olan koşulları hatırlamak gerekirse, iki değişkene ait verilerin normal dağılmış olması varsayımını aramıyoruz. Veriler sıralama ölçme düzeyinde toplanmış olmalı ya da aralıklı oranlı veriler sıralama verisine çevrilmeli. Okuma ve yazma puanlarının normal dağılmadığını daha önce Kolmogorov-Smirnov testiyle test ettiğimize göre aynı örneği kullanarak bu sefer öğrencilerin okuma ve yazma puanları arasında fark olup olmadığını test edelim. Bu durumda non-parametrik test olarak Wilcox'ın testini kullanacağız. Araştırma denencemiz, öğrencilerin okuma ve yazma puanları arasında puanları birbirinden farklıdır biçiminde kuruyoruz. Yani çift kuyruk test yapacağız. Wilcox'ın işaretli sıralar toplamı testi için yazılımdan Analyze Non-Parametric Tests Legacy Dialogues, Two Related Samples, yani iki birbiriyle ilişkili örneklemi seçiyoruz. Test değişken çiftine okuma ve yazma puanlarını atıyoruz. Test türüne Wilcox'unu giriyoruz. Options seçeneğini tıklayarak Descriptives'teki işareti kaldırıyoruz. Yani tanımlayıcı istatistik istemiyoruz diye. Çünkü ortalamayı falan veriyor. OK'ye tıklıyoruz. Ve Wilcox'un işaretli sıra toplamı karşımıza geliyor. Burada da gene dikkat ederseniz bir önceki Mann-Whitney-U testinde olduğu gibi sıralama ortalamaları ve sıraların toplamı değerleri var ilk tabloda. Ancak Wilcox'un testinin Mann-Whitney-U testinden temel farkı, Mann-Whitney-U testinde notları sıralayıp erkek ve kız olduğuna göre grupluyor ve sıraların toplamını alıyordu. Wilcox'un testinde ise burada yazma notu ile okuma notunu karşılaştırdığımız için yazma notu okuma notundan küçük olan 88 değer var diyor. Buna negatif sıra olarak adlandırmış. Ve bunların ortalaması 90,27 bu sıraların. Pozitif olarak da 97 var, yani yazma notu okuma notundan büyük olan 97 öğrenci var. Unutmayın, bu test aynı öğrencilerin okuma ve yazma notlarını karşılaştırıyordu. Burada yazma notu okuma notundan yüksek 97 öğrenci, yazma notu okuma notundan düşük 88 öğrenci, iki notu birbirine eşit olan 200 öğrenci var. Wilcox'un işaretli sıra toplamı negatif sıralara göre hesaplanıyor. Dolayısıyla bu durumda acaba yazma notu okuma notundan küçük olmasıyla yazma notu okuma notundan büyük olması arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark var mıyı test ediyor öğrenciler açısından. Yani bir bakıma işaretli sıradan kastedilen burada biri diğerinden küçükse negatif işaret koymuş oluyor. Negatif işaretle 88 vaka var. Yazma notu büyük olduğunda da pozitif koyuyor. Böyle de 97 var. Diğer 15 ise berabere demek lazım. Yani birbirine eşit. İkinci küçük tabloda Wilcox'un testi sonucunu görüyoruz. Gene Wilcox'unda da Z dağılımı, Z testi kullanılıyor. Gördüğünüz gibi değer -0,903 ve %5 değerinden yüksek olduğu için 0,366 istatistik açıdan anlamlı değil. Yani birinde 88
daha doğrusu 88 öğrencinin yazma notunun okuma notundan düşük olması, 97 öğrencinin yazma notunun okuma notundan yüksek olması istatistiksel açıdan anlamlı bir fark değil diyor bize. Bu durumda bizim boş hipotezi kabul etmemiz lazım. Yani öğrencilerin okuma ve yazma notları arasında anlamlı bir fark yok. Neye göre test ettik bunu? Bunu Wilcox'ın işaretli sıralar toplamı testine göre, yani yazma notu okuma notundan küçük olan öğrenci sayısıyla yazma notu okuma notundan büyük olan öğrencilerin sayısına bakıp işaret testi yaptık. Ve Z değeri bize bu tür bir farkın şans eseri de olabileceğini söyledi. Anlamlı bir fark olmadığını söyledi. Wilcox'ın işaretli sıralar toplamı için kullandığımız test harfi büyük T. Ve demin de dediğim gibi negatif sıraların toplamını alarak bize durumu veriyor. Etki büyüklüğünü biraz önce Mann Whitney U'da olduğu gibi yine hesaplıyoruz. Gördüğünüz gibi etki büyüklüğü burada gerçekten çok az. %0,6 biçiminde gerçekleşmiş. Bu çok düşük bir etki büyüklüğü anlamına geliyor. Nasıl rapor ediyoruz bu sonucu? Wilcox'ın işaretli sıralar toplama testi sonucuna göre öğrencilerin okuma ve yazma puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktur. T değeri eşittir 7944 ki bu biraz önceki ilk tablonun en sağdaki negatif sıralar değeriydi. P 0,366 olarak vermiş. Z değeri eksi 0,903 ve etki büyüklüğü de eksi 0,06 biçiminde. Karşılaştırma yapmak için kısaca biz okuma ve yazma notları açısından aritmetik ortalamaları karşılaştırdığımızda da bağımlı örneklem T testinde aynı sonucu almış ve öğrencilerin okuma ve yazma notları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığını görmüştük. Nitekim işaretli sıra toplama testi de bize aynı sonucu verdi. Ama bu sefer aritmetik ortalamaya bakmak yerine bir notu diğerinden yüksek ya da düşük olan öğrencilerin sayısını karşılaştırarak böyle bir sonuç elde ettik. Burada durup şöyle bir soruyu cevaplamak lazım. Wilcox'ın işaretli sıra testinden bahsetmeden önce. Peki niye? Unutmayın, bizim şu andaki verilerimiz öğrencilerin okuma yazma notları ile ilgili. Ama sıralama verisi demek her zaman böyle işte notu sıralamaya çevireceğiz anlamına gelmeyebilir. Örneğin 5'li Likert ölçeğine göre sıralamış olsak verilen cevapları 1, 2, 3, 4, 5 biçiminde sıralar üzerinden gidecek ve bunlara bakarak işte burada diyelim ki bir değeri diğerinden küçük ya da düşük olanların sayısını bulacak. O zaman da bu sayılar oransal biçimde karşılaştırılır olmaktan çıkacak. Aynı şekilde Wilcox'ın işaretli sıra testinde de sadece biz burada şeye bakacağız. İşaret testinde işaretin ne olduğuna bakacağız. Dolayısıyla da aynı veriler üzerinde, okuma yazma verileri üzerinde işaretli sıra testi kolayca yapabiliriz. Bu durumda buradaki işaret testinden elde ettiğimiz sonuç da gene birbirinden, daha doğrusu gene hipotez açısından farklı değil. Gene aynı 88 öğrencinin yazma notunun okuma notundan düşük olduğu, 97'sinin yüksek olduğu test istatistiğini alıyor. Ama bu sefer bunların işaretlerine bakarak bir karşılaştırma yapıyor ve anlamlı bir fark olmadığını buluyor. Bu sefer Z değeri 0,588, P
P değeri 0,556 biçiminde gerçekleşmiş durumda. P değerini bir öncekiyle karşılaştıracak olursanız daha büyük bir P değeri var. Dolayısıyla daha az duyarlı bir test. Eğer siz testinizi sadece negatif ya da pozitif işaretlere göre yapıyor iseniz, o zaman Wilcoxon işaret testi size böyle bir sonuç veriyor. Ve etki büyüklüğü de bu sefer %4, %6'ydı sanıyorum biraz önce. Ama her halükarda bununla da boş hipotezi kabul etmiş oluyoruz. Bu sıra testlerinde çok daha değişik testler de var. Örneğin diyelim ki iki değerin eşit olduğu denek sayısı çok fazlaysa vesaire, o zaman daha isabetli sonuçlar veren başka testler de kullanılıyor. Bunları istatistik yazılımdaki testlerde, Magnemar testi gibi vesaire görebilmek mümkün. Ama onların detayına girmeyeceğiz burada. Bir sonraki testimiz Kruskal-Wallis testi. Bu nonparametrik test tek yönlü ANOVA testinin karşılığı. Yani parametrik tek yönlü ANOVA testinin nonparametrik karşılığı Kruskal-Wallis testi. Veriler normal dağılmamışsa, grup koşul sayısı ki hatırlayacaksınız ANOVA'da 2'den fazla olması gerekiyordu, daha fazlaysa ve tüm gruplarda, koşullarda farklı denekler kullanıldıysa, o zaman nonparametrik test olarak Kruskal-Wallis'i kullanabiliriz. Örneğin, öğrencilerin yazma puanları mezun oldukları lise türüne göre farklı mıdır diye bir sorunun cevabını aradığımızı düşünelim. Yazma puanlarının normal dağılmadığını görmüştük Kolmogorov-Smirnov testine göre. Dolayısıyla bunlar üzerine parametrik test uygulanabilir anlamına geliyor. Öte yandan mezun oldukları lise türü 3 kategoride inceleniyordu. Anadolu Lisesi, Genel Lise ve Meslek Lisesi olmak üzere. Bu demektir ki, şu ikinci mermideki son şeyi tekrar okuyacak olursak, tüm gruplarda, koşullarda farklı denekler kullanıldıysa. Bir düşünün, biz lise türüne göre öğrencilerin yazma puanlarını karşılaştırıyorsak, o zaman genel lise mezunu olan öğrenciler var, Anadolu Lisesi öğrencileri var ve meslek lisesi öğrencileri var. Bunlar hepsi aynı sınava girdi, yazma sınavına girdi ve elimizde onların puanları var. Dolayısıyla demektir ki tüm gruplarda, koşullarda farklı denekleri kullandık. Yazma puanı için Anadolu Lisesi, meslek lisesi ve genel lise olmak üzere farklı denekler kullanıldığına göre tek bağımsız değişkenimiz var. Bunu 3 farklı grup için test edeceğiz. Araştırma hipotezimiz, öğrencilerin yazma puanları mezun oldukları lise türüne göre farklıdır biçiminde çift kuyruk testi olarak kurulmuş durumda. Yani burada söylenmeye çalışılan şey, bir tür liseden mezun olanların yazma notlarının bir diğerinden daha yüksek ya da düşük olabileceği gibi bir iddia. Yazılım menüsünden gene Analyze Nonparametric Test Legacy Dialogs'tan giderek bu sefer K Independent Samples'ı seçiyoruz. Yani 2'den fazla bağımsız örneklem var elimizde. Bu seçeneği seçiyoruz. Test değişkenine yazma puanını atıyoruz. Gruplama değişkenine program türü, yani bizim hangi tür liseden mezun olduğu bilgisinin saklı olduğu prog tür değişkenini atıyoruz. Hangi gruplar arasında test yapacağımızı tanımlıyoruz. Zaten 3 grubumuz var. Burada minimuma 1, maksimuma 3 değerlerini giriyoruz. Hatırlayın, ANOVA testi hani 2'den fazla durumlarda uygulandığı için 4, 5, 6 vesaire istediğiniz gibi çok sayıda şeyi de test edebiliyorsunuz.
burada 3 grubu test edeceğiz. Test türü için Cruz-Carvalis'i ve medyan testini alalım. Medyan testi yani ortanca testi, biz artık aritmetik ortalamalara bakmak yerine bu tür normal olmayan dağılımlarda daha iyi sonuçlar veren ortanca değerine bakarak bir çıkarsamada bulunabiliriz. Acaba notlar dizildiğinde diyelim ki Anadolu Lisesi öğrencilerinin aldıkları notun ortancası diğer iki gruptan nasıl farklı ya da değil bunu görmek amacıyla. Options'a tıklayarak descriptives'i işaretliyoruz. OK'ye tıklıyoruz. Karşımıza iki test istediğimiz için hem Cruz-Carvalis testi sonucu geldi hem de medyan testi sonucu geldi. İkisini birden koyduk ki karşılaştırmayı bir görelim hem de verilerin, sıralı verilerin ne anlam ifade ettiğini bu üç grup açısından daha iyi görelim diye. Sol tarafta Cruz-Carvalis testini görüyorsunuz. Burada sıralama değerlerine göre genel liseye giden 45, Anadolu Lisesi'ne giden 105 ve meslek lisesine giden 50 öğrencinin yazma puanlarının sıralama ortalamalarını veriyor. Bunu nasıl yorumlayacağımızı deminkinden görmüştük. Örneğin Anadolu Liselerinin sıralama ortalaması 121, genel 90, meslek lisesi 65. Yani en başarılı olan yazma puanında Anadolu Lisesi öğrencileri, sonra genel lise öğrencileri, sonra meslek lisesi öğrencileri biçiminde gerçekleşir. Alttaki test, Cruz-Carvalis testi sonucu bize ki kare değerini 2 serbestlik derecesinde 34.045, pardon ki kare değerini 34.045 olarak vermiş, anlamlılık düzeyinde 2 serbestlik derecesinde 0,000 olarak vermiş. Bu demektir ki bu 3 grubun yazma notları birbirine eşit değil. Dolayısıyla da eşittir dediğimiz boş hipotezi reddetmek zorundayız ki zaten şu mean rank dediği sütundan kolayca görebilirsiniz. Bu aradaki sıralama ortalamalarındaki örneğin Anadolu Lisesi ile meslek lisesi arasındaki 31 puanlık farkın şans eseri olmadığını ya da 90 ile 65 arasındaki farkın şans eseri olmadığını söylüyor. Burada farkın hangi gruplardan geldiğini daha önce tek yönlü ANOVA'dan da bildiğimiz gibi bize söylemiyor. Bunu daha sonra yapacağımız ikili karşılaştırmalarda bulabiliriz ancak. Sadece bu grupların notları birbirine eşit değil diyor bize. Şimdi sağ taraftaki medyan testi de aslına bakılırsa aynı sonucu veriyor. Burada şöyle bir karşılaştırma söz konusu. Medyan değeri yani bütün öğrencilerin 200 öğrencinin aldığı not değeri sanıyorum ki 54'tü ortancası. Sağ taraftaki sıklık tablosuna bakacak olursanız öğrencilerin mezun oldukları lise türüne göre dağılım açısından bakıldığında genel liseden mezun olan öğrencilerden 17'si ortanca değerin üzerinde not almış iken Anadolu Lisesi öğrencilerinin 65'i, meslek lisesi öğrencilerinin ise sadece 11'i ortanca değerinin üzerinde not almış anlamına geliyor. Dağılımları sol tarafta buradan da görebiliriz ama örneğin 45 öğrencinin 17'si sadece genel lisede medyan üzerinde not almış. Oysa 105 öğrencinin 65'i yani %60'tan daha fazla oranda Anadolu Lisesi öğrenci medyan ortanca değerinin üzerinde almış. Meslek liselerinde ise 50 öğrenciden sadece %20'si ortanca değerinin üzerinde almış. Bu karşılaştırmaya bakarak medyan testi diyor ki bize, evet medyan değerini ikinci tabloda 54 olarak görüyoruz.
2 kare değeri 23.456, 2 serbestlik derecesinde değer 0,000. Gene medyan testi de bize bu demin yorumladığımız kaçta kaçı ya da yüzde olarak ya da sayı olarak medyan değerinin üzerinde not almış diye lise türlerine göre bakacak olursak bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğunu şans eseri örneğin Anadolu liselerinden bu kadar fazla kişinin genel liselerden ortancanın üzerinde not aldığını söylemenin mümkün olmayacağını söylüyor ve çok duyarlı bir P değeri 0,000 ile. Tabloların yorumunu biraz önce söyledik. Kruskal-Wallis test statiği, test istatistiği H, büyük H ile biliniyor ve 2 kare değeri olarak veriliyor. Değerleri gördük. H değeri, Kruskal-Wallis değeri 34.045, serbestlik derecesi 2, P eşittir 0.0 biçiminde. Ortanca da aynı değeri verdi bize. Anadolu liselerinden mezun öğrencilerin çoğu ortancadan daha yüksek not almışlar diyoruz. Ama tıpkı daha önceki tek yönlü ANOVA testinde olduğu gibi farkın hangi grup ya da gruplardan geldiğini bilmiyoruz. Maalesef non-parametrik testler için yaygın olarak kullanılan post-hoc testleri yok. Örneğin daha önceki parametrik testlerde size 18 farklı post-hoc testi imkanı sağladığını söylemiştik istatistik yazılımı olarak kullandığımız PASW'nun. Ama burada öyle bir şey yok. Fakat ne yapabiliriz? Grup grup karşılaştırma yapıp Mann-Whitney testini kullanarak acaba bu farkın hangi grup ya da gruplardan geldiğini bulabiliriz. Tıpkı daha önce T testi yapabilme durumunda olduğu gibi ama o zaman post hoc testleri olduğu için 18 taneden bir tanesini seçip kullanabiliyorduk. Bu sefer öyle bir lüksümüz yok. Onun için grup grup biz Mann-Whitney testi uygulamamız lazım. Daha önce gördüğümüz testi. İkili gruplar halinde buraya Mann-Whitney post hoc testleri sonuçlarını çıkardım. Yani parametrik testlerdeki lüksümüz işte James Howell'a gir vesaire gibi bir kere de bütün 3-4 grubun testini bize versin gibi bir şey yok. Tek tek elle şu grupla şu grup arasında fark var mı, şu grupla şu grup arasında fark var mı diye Mann-Whitney testi, post hoc testi uygulamamız lazım. Burada 3 grup olduğu için 3 Mann-Whitney U testi yapmamız gerekiyor. Anadolu liseleriyle genel liseler, meslek liseleriyle genel liseler ve Anadolu liseleriyle meslek liseleri arasında fark var mı, yok mu biçiminde. Değerleri görüyorsunuz. Anadolu Lisesi genel burada test statistiğimiz P değeri 1000'de 2. Meslek lisesi genelde %2. Anadolu meslek arasındaki karşılaştırmada da 0,000 yani 1000'de 1'den daha düşük anlamına. Bizim daha önce kullandığımız %5 Kerteriz noktasını ele alacak olursak aslında bu 3 grubun notunun 3'ü de birbirinden farklı dememiz gerekiyor. Ama unutmayın post hoc testlerini yaparken niye biz bu 3 grubu ikili ikili T testi yapmadık sorusunu cevaplarken dedik ki her ikili karşılaştırmanın kendine özgü bir yanılma payı var. Dolayısıyla bizim bunları eklediğimiz zaman işte %84 falan oluyordu. %95 güven düzeyinde değil de %84 üzerinden test yapmamız gerekiyordu. Bu kabul edilebilir değil demiştim. İşte o nedenle hemen sonuca gitmeden, üçü de birbirinden farklı demeden önce bizim bu test sonuçlarını yorumlamadan önce bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Çünkü oradaki %5 yanılma payını 3'e bölmemiz gerekiyor. Bu Bonferroni düzeltmesi olarak biliniyor. Dolayısıyla da biz testimizi %5
%10'ten düşük mü değil mi diye değil de bunun 1/3 olan %0,16'dan karşılaştırmamız gerekiyor. Böyle yapınca da %0,16 üzerinden karşılaştırmayı yapınca dikkat ederseniz meslek liseleriyle genel liseler arasındaki fark o zaman istatistiksel açıdan anlamlı değil sonucunu veriyor. Neden? 0,02, %2, %1,6'dan daha büyük olduğu için. O zaman kabaca baktığımızda görünen üçü de birbirinden farklı hikayesinin doğru olmadığı, bu gruplardan sadece Anadolu Lisesi ile genel liseler ve Anadolu Lisesi ile meslek lisesi öğrencilerinin notlarının istatistiksel açıdan anlamlı biçimde farklı olduğunu ama meslek lisesi mezunlarıyla genel lise mezunlarının aldığı yazma puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varıyoruz. Cruz-Carvalis testinde etki büyüklüğünü ikili ikili hesaplamamız gerekiyor. Ben burada aynı formülü kullanarak hesapladım. Burada tabii N değeri için hem Anadolu hem meslek hem meslek hem genel hem Anadolu hem genel diye almak lazım. Örneğin Anadolu liseleri ile meslek liseleri için etki 0,45, yani 0,50 büyük etki diyorduk, ona yakın bir etki. Ama oysa ki Anadolu liseleri ile genel liseler için bu etki, Anadolu liseleri ile meslek liseleri için 0,25 civarında. Hatırladığım kadarıyla ikincisinin 0,24 ya da 23 olması gerekiyordu. Yanlış yazmışım buraya. Fakat her halükarda diğer iki grupun etki büyüklüğü birbirine çok yakın. Bu da zaten 0 ile 0,3 arası düşük etki diye nitelendirmiştik. Demek ki en büyük fark yazma notları açısından Anadolu liseleri ile meslek liseleri arasında, ki deminki tablodan birinin 60 küsur, birinin ise 112 idi galiba olduğunu görmüştük. Peki bu sonucu nasıl rapor ediyoruz? Bu slide biraz kalabalık. APA stiline göre şunu diyoruz. Öğrencilerin yazma notları hangi tür liseden mezun olduklarına göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Parantezi açıp Cruz-Carvalis değerini veriyoruz. H34045 serbestlik derecesi 2, P0,000. Farkın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığını bulmak için Mann-Whitney U testleri yapıldı. Bonferroni düzeltmesi uygulanarak tüm etkiler için anlamlık düzeyi %5 yerine %0,167 olarak kabul edildi. Meslek liseleriyle genel lise mezunlarının yazma puanları arasında anlamlı bir fark gözlenmedi. Parantezi açıp Mann-Whitney U testi sonucunu veriyoruz. Diyoruz ki P büyüktür 0,0167. Anadolu liseleriyle meslek liselerinden ve Anadolu liseleriyle genel liselerden mezun olan deneklerin yazma notlarının birbirinden anlamlı düzeyde farklı olduğu görüldü. Sırasıyla U değerlerini ve etki büyüklüklerini verdik burada. Anadolu liseleriyle meslek liselerinden ve Anadolu liseleriyle genel liselerden mezun olan deneklerin yazma notlarının birbirine anlamlı düzeyde farklı olduğu görüldü. Birinde büyük etki vardı, diğerinde nispeten daha az. Anadolu liselerinden mezun olan öğrencilerin yazma puanları hem meslek liselerinden hem de genel liselerden mezun olanlardan daha yüksektir diye bir yargıya vardık. Dolayısıyla 3 grup arasının 3 grubun yazma notları arasında fark olmadığını iddia eden boş hipotezi reddediyoruz bu durumda. Friedman'ın ANOVA testi bir diğer non parametrik test. Bu testte tek yönlü tekrarlı ANOVA testinin parametrik olmayan karşılığı. Veriler normalde almamış, varsayımıyla hareket edeceğiz.
Grup koşul sayısı 3 ve daha fazla olacak. Tüm gruplarda, koşullarda aynı denekler kullanılacak. O zaman Friedman ANOVA testi uygulamaya uygun bir yapı ortaya çıkıyor demektir. Peki nasıl bir örnek verebiliriz buna? Diyelim ki öğrencilerin okuma, yazma ve matematik puanlarının birbirinden farklı olup olmadığını test etmek istiyoruz. O zaman araştırma hipotezimiz öğrencilerin okuma, yazma ve matematik puanları birbirinden farklıdır biçiminde kurulacak. Boş hipotez ise her dersin puan türü sıralarının benzer olup olmadığını test etmek üzere kurgulanacak. Önce bu notların normal dağılıp dağılmadığını test ediyoruz Kolmogorov-Smirnov testiyle. Yani okuma, yazma ve matematik. Daha önce okuma, yazmayı test etmiştik ama matematiği test etmemiştik. Üçünü birden test edebileceğimiz şekilde daha önce gördüğümüz gibi Analyze Descriptive Statistics Explore'dan giderek hem istatistik hem grafikleri görelim diyoruz ve normallik testi uygula diyoruz. Karşımıza bu sefer 3 satırdan oluşan bir KS normallik testi sonucu çıkıyor. Daha önce bunları gördüğümüz için hızlı geçiyorum. Her üçü de %5 değerinin altında Kolmogorov-Smirnov P değeri vermiş burada bize. P değerinin %5'ten düşük olması bu o verilerin normal dağılmadığını gösteriyordu. Yani hem yazma notu hem okuma hem de matematik notu normal dağılıma uygun değil. Bir başka deyişle bu verilere biz parametrik olmayan Friedman'ın ANOVA testini uygulayabiliriz demek. Menüden bu sefer K-related samples'ı seçiyoruz gene. Yani 2'den fazla ilişkili örneklem seçeneğini. Test değişkenlerine okuma, yazma ve matematik puanlarını atıyoruz. Test türü olarak da Friedman'ı işaretliyoruz. İstatistiklerden tanımlayıcı istatistikleri ve kuartil yani %25, %75 değerlerini görelim diye işaretledikten sonra OK'ye basıyoruz. Friedman'ın ANOVA testi burada ortalamaları, standart sapmaları, minimum maksimum değerleri verdi bize. Bunun yanı sıra aynı zamanda %25, %50, %75'lik dilimlerdeki değerler hangileri bunu gösterdi. Gördüğünüz gibi daha önceki testlerden birinde medyanı yazma notu için 54 olarak bulmuştuk. Nitekim aynı şekilde 54 olarak burada tekrar karşımıza çıktı. Okuma notunun ortancası 50, matematik notunun ise 52. Friedman testi bu sonuçlara bakarak bize bu 3 not arasında anlamlı bir fark var mı yok mu bunu söylüyor. Medyanlardan gidecek olursak 4 puan fark var okuma ile yazma arasında. Ortalamalardan gidecek olursak bu fark 1 puan bile değil o açıdan bakıldığında. Dolayısıyla da en altta gördüğümüz Friedman testi sonucu bize ki kare değeri olarak 0.645'i veriyor. Bu da significance yani anlamlılık değeri olarak 0.724 2 serbestlik derecesinde bu 3 not arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığını söylüyor. Ki zaten gerek ortancalardan gerek aritmetik ortalamalardan da yukarıda her 3 notun da birbirine yakın olduğunu görebiliyoruz. Friedman ANOVA'sında test istatistiğini ki kare ile verdiğimizi belirtmiştik. Test sonucuna göre 3 puan türünün dağılımları birbirine çok benziyor. Boş hipotezi o zaman kabul etmemiz gerekir. Yani öğrencilerin okuma, yazma ve matematik puanları birbirine benzemektedir. Burada boş hipotezimiz reddedilmemiş olsaydı, daha önce Kruskal-Wallis testinde olduğu gibi
post hoc testleri yapmamız gerekiyordu. Wilcoxon testleri. Yani farkın hangi grup ya da gruplardan geldiğini bulmamız gerekiyordu. Ama Friedman-ANOVA testinde böyle bir fark ortaya çıkmadığı için bu testlere gerek yok. Daha önce de dediğimiz gibi parametrik olmayan testler için yaygın kullanılan post hoc testleri yok. Bu durumda bizim ikili karşılaştırmalar yapmamız gerekiyordu. Matematikle okuma, matematikle yazma, okumayla yazma puanları arasında mı fark diye. Ama boş hipotez kabul edildiğine göre bu tür ikili karşılaştırmalara gerek kalmadı. Dolayısıyla biz Friedman-ANOVA testi sonucunu apasitinine göre şöyle rapor edebiliriz. Friedman'ın 2 kare testi sonucu öğrencilerin okuma, yazma ve matematik notları arasında anlamlı bir fark olmadığı görüldü. 2 kare 2 serbestlik derecesinde 0.645, p değeri 0.724 diye yazıyoruz parantez içinde. Yani her 3 derse ait puanların dağılımı birbirlerine benzemektedir diye de ekleyebiliriz. Son olarak parametrik olmayan korelasyon testini göreceğiz. Daha önce parametrik korelasyon testi olarak Pearson'ın momentler çarpımı, Pearson R diye bilinen testi görmüştük. Bunun parametrik olmayan karşılığı Spearman'ın rho testi. İki değişken arasındaki ilişkinin gücünü gösteriyor bize ama veriler aralıklı oranlı veri değil. Normal dağılmış olması gerekmiyor. Sadece sıralama ölçeğinin düzeyinde toplanmış olması yeterli. O zaman biz ne yapıyoruz? Veriler sıralama ölçüm düzeyinde toplandıysa bu verileri alıp sıralamalar arasında fark var mı yok mu diye bakıyoruz. Yok eğer sıralı toplanmadıysa veriler, o zaman önce sıralıya çeviriyor istatistik yazılım bunları. Ondan sonra sıralar arasında anlamlı bir fark var mı yok mu diye bakıyoruz. Daha önce Pearson R testi için kullandığımız örneği yeni alalım. O zaman okuma ve yazma puanları arasındaki korelasyona bakmıştık. Hipotezimiz aynı. Öğrencilerin okuma ve yazma puanları arasında bir korelasyon vardır diyoruz. Yani biri iyiyse diğeri de iyidir, biri kötüyse diğeri de kötüdür anlamına. Korelasyon testi tıpkı daha önceki gibi aynı menüden gidip Analyze, Correlate, Bivariate, yani iki değişkenin arasındaki korelasyona bakacağız. Hangi değişkenler? Yazma ve okuma puanları. Bunları atıyoruz. Bu sefer Pearson R yerine Spearman iki kuyruklu testi seçiyoruz ve OK'ye tıklıyoruz. Spearman korelasyon testinin tablosu da daha önce gördüğümüz Pearson korelasyon testi gibi bize iki ikilik bir tablo veriyor ama burada sadece bir satır bize istediğimiz sonucu veriyor. Gördüğünüz gibi bu iki değişken arasında, okuma ve yazma değişkenleri arasında 0.617'lik bir korelasyon var ve bu korelasyon %1 düzeyinde anlamlı çift kuyruk testi yaptığımızda. Bu sefer veriler sıralı olduğu için Pearson yerine Spearman'ın Rho testini kullanıyoruz. Spearman'ın Rho testi aritmetik ortalamalara ya da standart sapmalara bakmak yerine doğrudan sıralama değerlerine bakarak bu karşılaştırmayı yapıyor. Sıralama düzeyinde toplanmış veriler için uyguladığımız Spearman'ın farkıyla aralıklı oranlı veriler için kullandığımız Pearson korelasyon katsayısı farkını daha iyi anlaşılması için şöyle açıklayabiliriz. Diyelim ki 4 büyüklerin ya da 5 büyüklerin tutarlı bir şekilde hep ligin üst sıralarında kendilerine yer edinip edinmediklerini test edecek olsak, bizim her yılki ligdeki puanları alıp ona göre böyle bir sonuca gitmemiz çok anlamlı olmaz. Çünkü
bazı yıllarda ligde diyelim ki şampiyon olan takımın puanı çok yüksek olabiliyor. Örneğin 120-130 puan her neyse vesaire. Bazı yıllarda ise o kadar çok fazla puan toplayamıyor şampiyon takım ama gene şampiyon oluyor. Dolayısıyla biz bunları oransal ölçüm düzeyinde karşılaştıracak olsak sıralama yaptığımızda yüksek puanla şampiyon olunmuş yıllardaki ile daha düşük puanla şampiyon olmuş yıllardaki karşılaştırmalar çok bir anlam ifade etmeyecek. Çünkü böyle bir sıralamaya tabi tuttuğumuzda örneğin yüksek puanla birincilik, ikincilik, üçüncülük vesairenin paylaşıldığı yıllar en üste yükselecek. Oysa bir sonraki lig döneminde daha düşük puan almasına rağmen lig birincisi olmuş olan takım bu sefer başarısız görünmüş olacak. Hem de bir önceki yılın ikincisinden, üçüncüsünden daha başarısız. Dolayısıyla böyle bir sıralama yapamayız. O zaman ne yapmamız lazım? O zaman bu puanları her yılki ligdeki birincilik, ikincilik, üçüncülük durumuna göre önce sıralamaya çevirmemiz lazım. Daha sonra bu sıralamaların karşılaştırılması lazım. O zaman işte artık aritmetik değerlere bakmak yerine, örneğin ikinci yılda daha düşük puan toplamasına rağmen şampiyon olmuş olan takım gene birinci olmuş takım işlemi göreceği için bu sıralama verileri üzerinden işte 4 büyüklerin, 5 büyüklerin tutarlı bir şekilde ligi ilk sıralarda bitirip bitirmediklerini Spearman'ın korelasyon testi sonucunda bulabiliriz. Buna Pearson korelasyon testi uyguladığınızda istediğiniz değeri alamazsınız ya da yorum yanlış olur. Örneğimize dönecek olursak okuma ve yazma puanları arasındaki korelasyon yaklaşık 0,38'ini açıklıyor iki şey arasında. Çünkü 0607'nin 17'nin karekökünü alırsak etki büyüklüğünü buluyoruz bu korelasyon katsayısının. Bu da fena değil aslında. Öğrencilerin 3'te 1'inden fazlasının okuma notu yüksekse yazması da ya da tersi doğru olduğunu söylüyor. Yani o okuma puanları yüksek olan öğrencilerin en azından bir kısmının yazma puanlarının da yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda boş hipotez reddedilir. Daha resmi bir şekilde APA stiline göre rapor edecek olursak, öğrencilerin okuma ve yazma puanları arasında pozitif bir korelasyon gözlenmiştir. Aç parantez Spearman'ın RO değeri 0,617, P değeri 0,000, etki büyüklüğünü ölçen RO'nun karesi 0,38, iki değişkenler arasında orta düzeyde güçlü bir korelasyon vardır. Okuma puanları yüksek olan öğrencilerin yazma puanları da nispeten daha yüksektir. Son cümleyi okuma puanları yüksek olan öğrencilerin yazma puanları da nispeten daha düşüktür. Özür dilerim. Son cümle okuma puanları yüksek olan öğrencilerin yazma puanları da nispeten daha yüksektir biçiminde kurmuştuk. Bunun tersi biçiminde de yazabiliriz. Burada cümleyi değiştirmeyi unuttuğumuz için aynı şeyi söylemiş oluyoruz. Peki biz bu okuma yazma puanlarını hem parametrik hem de parametrik olmayan testle test ettik. Ne çıktı sonuçta? Parametrik testle Pearson korelasyon testiyle test ettiğimizde korelasyon katsayısı 0,597 çıktı. Spearman non-parametrik korelasyon testiyle test ettiğimizde ise 0,617 çıktı. İkisi arasında çok büyük fark yok ama gene bir kez daha parametrik olmayan testlerin parametrik testlerden daha az duyarlı olduğunu görüyoruz. Biri değişimin %36'dan azını açıklarken diğeri %38'ini falan açıklıyor ya da biraz daha fazla. Ama sonuçta
ikisinde de bu iki değişken arasında anlamlı bir ilişki, bir korelasyon olduğu sonucu ortaya çıkıyor çift kuyruklu testte. Özet olarak bugünkü dersimizde parametrik olmayan testleri gördük. Bu testlerden binom testini, ki kareyi, Mann-Whitney testini, Wilcoxon testini, Kruskal-Wallis testini, Friedman'ın ANOVA testini ve parametrik olmayan Spearman-Rowe testini örneklere dayanarak inceledik. Böylece hem parametrik hem de parametrik olmayan testleri son 3 hafta içerisinde bitirmiş olduk.